asgari ücreti 3-4 bin lira yapardım. Gelir eşitsizliği had safhada. Adaletsizliğin değişmesi. Adalet olurdu. Başka ne olacak ki? Dış güçler ne derse ona göre hareket ediyor. Biz cahil insanlar değiliz. İnsanların birbirlerine olan saygılarını değiştirdim ilk önce. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Elinizde bir kumanda olsaydı Türkiye'de ilk neyi değiştirmek isterdiniz? İşte bu soruyu halkımıza sorduk. Bakalım bizlere nasıl yanıt verecekler? Hadi soralım. Elinizde bir kumanda olsaydı Türkiye'de ilk değiştirmek istediğiniz şey ne olurdu? İlk değiştirmek istediğim şey neydi? Asgari ücreti 3-4 bin lira yapardım. Neden? Neden? Çünkü ne durumda çalıştıklarını çok iyi bildiğim için. Ama asgari ücret artınca otomatikman bütün her şeyin de fiyatı yükseliyor. Yükselmezdi. Neden? Vergileri dengelerdim. Çok af buyurursunuz. Akırdaki hayvandan vergi almaya başladık. Onun için asgari ücreti yükseltmeye düşünürdüm. Elinizde bir kumanda olsaydı Türkiye'de ilk neyi değiştirmek isterdiniz? Yönetimi ve siyaset anlayışını değiştirmek isterdim ya. Neden böyle söylediniz? Çünkü gençlerin mesela gerçekten baktığımız zaman ülkede gelir eşitsizliği had safhada. Zengin oldukça zengin, fakir bayağı bir fakir bu durumda. Mesela geçinemeyen, evine ekmek götüremeyen insanlar var. Ülke bunların hepsinin temel sebebi ülke siyaset ve dönen rejimlerinin yandaşa aktarılmasıdır. Hani tek beklentim bu ya. Böyle olsa daha iyi olurdu. Elinizde bir kumanda olsaydı Türkiye'de ilk değiştirmek istediğiniz şey ne olurdu? Yani adaletsizliğin değişmesi. Neden böyle söylediniz? Öyle eşit olmadığını düşünüyorum herkesin. Elinizde bir kumanda olsaydı Türkiye'de ilk değiştirmek istediğiniz şey ne olurdu? Adalet olurdu. Başka ne olacak ki? Niye böyle söylediniz? Adalet, adalet, adalet. Adalet sağlanmıyor mu Türkiye'de? Şu an yok demek yani. Ya şimdi yani bak, benim senin 2-3 tane çocuğum var. Ondan sonra bizim evvelallah şeriat Kur'an'a bağlı değil mi? Kur'an ne diyse biz onu yapacağız. Sen şimdi erkek değilsin, askerlik diyeceğim. Şimdi biz sonumuz ölüm değil mi? Öleceğiz. Ne yaptıysak burada iki tane melek var. Yazıyor bizi. Biz şöyle kamera altındayız. Nasıl bunu ölüm tuttuysa böyle her akın yazılıyor orada. Ama iyi ama kötü. İyiyse ne mutlu, kötüyse de cezasını bir çekecek. Bu kadar. Vallahi önce şu CHP zihniyetini değiştirirdim. HDP'yi değiştirirdim. Yani bunlar bizim ülkemizin zaten daima dış güçlerin maşası olarak kendi kendileri yani kaptırmışlar artık ellerindeki şeyleri, yetkilerini. Dış güçler ne derse ona göre hareket ediyor. Biz cahil insanlar değiliz yani. Biz bunun bilincindeyiz. Yani bu kadar söyleyebileceğim. Elinizde bir sihirli bir kumanda olsaydı, bir değnek olsaydı Türkiye'de ilk neyi değiştirmek isterdiniz? İnsanların birbirlerine olan saygılarını değiştirdim ilk önce. Ve birbirlerine olan düşmanlığını değiştirdim. Zaten bunlar ortadan kalktıktan sonra her ortam düzelir. Bu Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için. Art niyetleri değiştirirdim. Başka bir şey yok. Elinizde bir sihirli değnek olsaydı ya da bir kumanda Türkiye'de ilk neyi değiştirmek isterdiniz? Adalet. Neden böyle söylediniz? Öyle söylemek gerekiyor. Sizce adalet iyi değil mi Türkiye'de? Sağlanmıyor. Mutlaka sağlanıyor. Mutlaka sağlanıyor ama bazı eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum ben. Ne mesela? Yani şimdi şöyle liyakat sisteminin olduğunu pek bir görmüyorum ben. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu liyakat sisteminden dolayı bu şekilde düşünüyorum. Kısaca. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.